Bu yayınımızda birkaç tane hadisin üzerinde duracağız. Muhammed bu hadislerde şunu iddia ediyor. Şayet sizler şunu okursanız, akşama kadar, akşam okursanız sabaha kadar korunursunuz. Yani sizin başınıza hiçbir şey gelmez. Yaralanmazsınız, ölmezsiniz, hastalanmazsınız, iftiraya uğramazsınız vesaire vesaire. Bunları çoğaltabilirsiniz. Bunu iddia ediyor. Fakat bir sahabe, bu hadisi aktaran bir sahabe üstelik, felce yakalanıyor. Felce yakalandığı için ve bu hadisi aktardığı için başka sahabeler, çevresindekiler onu eleştiriyor, ona şaşkın şaşkın bakıyorlar. Yahu diyorlar, sen madem peygamberden bunu rivayet ediyorsun, iyi de kendin felce yakalanmışsın. Demek ki bu söz doğru değil veya sen yalan söylüyorsun demeye getiriyorlar. O da kendisini savunmaya çalışıyor. Konuyla alakalı farklı rivayetler var. İlk önce bu hadisi okuyacağım. Daha sonra yine aynı konuyla alakalı farklı bir hadisi okuyacağım. Hadis şöyle, ilk hadis. Osman oğlu Eban, peygamberin şöyle dediğini Affan oğlu Osman'dan işittiğini anlatıyor. Bir kul her gün sabaha girerken ve her gecenin başlangıcında 3 kez şöyle derse ona hiçbir şey zarar veremez. Burada Arapçası da geçiyor da ben Türkçesini okuyayım. O Allah'ın adıyla başlarım ki onun adıyla birlikte bulunurken ne yerde ne de gökte bir şey insana zarar verebilir. Yani bu duayı okursa bir insan, sabah okursa akşama kadar, akşam okursa sabaha kadar onun başına hiçbir şey gelmez demiş peygamber. Bu hadisi aktaran Eban felce yakalanmıştı. Biraz önce söylediğim hikaye. Bir adam da madem ki bu dua okunduğunda insana hiçbir kötülük gelmez, nasıl olmuş da bu adamın başına böyle bir durum gelmiş dercesine Eban'ın durumuna bakıyordu. Yani şaşkın şaşkın ona bakıyordu, bunları söylüyordu. Eban farkında olunca şöyle söyledi. Ne bakıyorsun öyle? Hadis aktardığım gibidir ve doğrudur. Ama ben felç olduğum gün hadiste anlatılan duayı Allah benimle ilgili yazgıyı uygulasın diye okumamıştım. O yüzden felce yakalandım demiş. Komedinin dik alası değerli arkadaşlar. Sen zaten bu duayı neden okuyorsun? Akşama kadar veya akşam okuduğunda sabaha kadar başına hiçbir şey gelmemesi için okuyorsun, öyle değil mi? O halde Allah'ın senin ile ilgili yazgıyı yerine getirmemesi için okumamıştım demenin bir mantığı yok ki. Zaten sen korunmak için okuyorsun ve o korunmaya da zaten Allah'ın kaderinde takdir ettiği belalar da giriyor. Onlardan da korunmak için okuyorsun. Dolayısıyla bu savunma çok komik olmuş. Hani bizim İslamcılarda hep şöyle bir algı vardır ya, İslam ülkelerinin bu kadar berbat olması, Müslümanların bu kadar cahil olması, sefalet içinde olması vesaire gibi durumlarla alakalı. Canım, bunların İslam'la ilgisi yok. Bunlar o Müslümanların kendi hatalarından dolayı, o İslam ülkelerinin kendi hatalarından dolayıdır. İslam'da asla kusur yoktur diyorlar ya, bu da aynı hesap. Peygamberden duayı aktarıyor fakat bu duayı kendisi okuduğu halde peygamberin iddiasına göre başına hiçbir şey gelmemesi gerekiyor, korunması gerekiyor, korunamıyor, felç oluyor ve hatayı, suçu peygamberde veya duada veya Allah'ta değil de kendisinde buluyor. Kesin diyor, benim yüzümden bu dua kabul olmadı çünkü ben şu niyetle okumamıştım vesaire diyor. Aynı hikaye. Şimdi devamı da var, onu da okuyalım. Ebu Davud buradaki çelişkileri kıvırabilmek için farklı rivayetler de vermiş. Yukarıdaki metinden farklı olarak şunlar da var demiş. Kim bu duayı gecenin başlangıcında 3 kez okursa sabah oluncaya dek onun başına bir bela gelmez. Aynı şekilde burası sabah da okursa akşama kadar diye devam ediyor. Felç hastalığına yakalanan Eban kendisine birinin şaşkınlıkla baktığını görünce hadisin doğru olduğunu belirtirken eksiğin duada değil kendisinde bulunduğunu söyleyip şöyle demiş ikinci rivayete göre. Başıma bu durumun geldiği gün öfkelenmiş, hadiste anlatılan duayı okumayı unutmuştum. Bakın değerli arkadaşlar, birinci rivayet sıkıntılı olduğu için ikinci bir rivayet üfürmüşler. Güya bu rivayete göre beyefendi öfkelendiği için o gün o duayı okumayı unutmuş, o yüzden başına bu felç belası gelmiş. Yahu kardeşim, bir defa Allah'ın sizi koruması için, yani Müslümanları koruması için ekstra bir duaya mı ihtiyacı var? Sizi sırf Müslüman olduğunuz için, günde 5 vakit namaz kıldığınız için, oruç tuttuğunuz için, dinin vecibelerini yerine getirdiğiniz için koruyamıyor mu da farz olmayan, vacip olmayan, okunması zorunlu olmayan sıradan bir dua okumadığınız için korumasın? Böyle bir komedi olabilir mi? Madem ki bu kadar basit bu iş, o zaman herkes duasını okusun, ömür boyu korunsun. Çünkü her şeyden korunuyor, günahtan, başına başka bela gelmesinden, kazadan, hastalıktan. Okusun her gün, korunsun. Hani bu hikayeler neden üretilir ve de sürekli farklı farklı rivayetlerle, versiyonlarla insanlara sunulur anlamak mümkün değil.
Benim aklıma şu geliyor. İnsanlar İslam dinine güvenmiyorlar. Kafalarında soru işaretleri var, şüpheleri var. O yüzden ekstra bazı şeylere ihtiyaç duyuyorlar ve bu yüzden insanlara bu tür rivayetler Muhammed döneminden başlayarak uydurulmaya başlanmış ve aktarılmış. Yani düşünsenize, Müslümansınız, Allah'ın emirlerini yerine getiriyorsunuz ama bundan dolayı Allah sizi korumuyor. Başınıza çünkü işler geliyor, belalar geliyor. O dönemki insanlar sürekli hastalıklarla, sefaletle vesaire mücadele ettiği için öfkeleniyorlar. Yahu kardeşim diyorlar, biz Müslümanız, Allah'a bu kadar ibadet ediyoruz, hak dine mensubuz. Buna rağmen başımıza bin türlü bela geliyor, bu ne iştir diye muhtemelen sorguluyorlar. Soru soranlar var, Muhammed'i darlayanlar var ki. O da böyle ekstra dualara ihtiyaç duyup, kardeşim bunu her gün okursanız başınıza bir şey gelmez. Yani bu dua üretiliyor, üfürülüyor. Nasıl olsa her gün okumazlar, unuturlar. Şayet unutmayarak okumaya devam etse ve başına bir şey gelse bir kişinin, ona da sen unutmuşsundur denir. O da bunu kanıtlayamayacağı için dine zeval gelmez diye düşünülmüş herhalde. Neyse, ikinci hadisimizi de okuyalım. İkinci hadiste şöyle deniliyor. Haşimoğullarının azatlısı Abdülhamid'in, peygamberin kızlarının hizmetçisi olan annesi, peygamberin kızına öğretimde bulunurken şunu söylediğini aktarıyor. Allah eksiksizdir, yücedir. Onu bütün eksiklerden arılarım ve onu överim. Güç yalnızca Allah'la olur. Allah neyi dilerse olur. Neyin olmamasını dilerse o olmaz. Bilirim ki Allah hiç kuşku götürmez biçimde bilgisiyle her şeyi kuşatmıştır deyin. Çünkü sabahleyin bunu söyleyen kimse akşama deyin korunur ve akşamleyin bunu söyleyen kimse de sabah deyin korunur. Bu hadis de yine Ebu Davud'da geçiyor, Kitabül Edeb'de. Bu dua ile hamd ve tesbih sunuluyor. Yani Allah'ın eksiksizliğini ve yüceliğini dile getirme ritüeli. Ebu Davud yine hamd ve tesbih niteliğindeki bir duaya daha yer veriyor ayrı olarak. Fesubhanallahi hine tumsune ve hine tusbihune ve lehul hamdu fis semavat vel arz ve ashiyan ve hine tushrun yuhricul hayye minel meyyit ve yuhricul meyyite minel hayye ve yuhya arze ba'del mevtiha ve kezalike tuhrecun. Bunlar da Rum suresinin 17, 18 ve 19. ayetlerini oluşturuyor. Bu ayetlerde şöyle deniliyor. Akşamlarken ve sabahlarken, öğle ve ikindi vaktinde Allah'ı, ki göklerde ve yerde hamd ona mahsustur, tesbih edin, namaz kılın. O ölüden diriyi çıkarır, diriden ölüyü çıkarır, yeryüzünü ölümden sonra o canlandırır vesaire vesaire deniliyor. Yani ayette bu ayetleri okursanız sabahleyin akşama kadar korunursunuz, akşam okursanız sabaha kadar korunursunuz gibi bir ifade olmamasına rağmen hadisten bu ayetler verilerek bu anlam çıkartılmış. Ekstra olarak Ebu Davud bunu da veriyor. Yani değerli arkadaşlar, iki tane hadisin üzerinde durduk. Bu hadislerde Muhammed şunu iddia ediyor. Şayet siz bu duaları sabahleyin okursanız akşama kadar her şeyden korunursunuz. Başınıza hiçbir şey gelmez. Akşamleyin okursanız sabaha kadar yine aynı şekilde her şeyden korunursunuz. Başınıza bir şey gelmez diyor. Bunu uygulayan sahabeler var. Hatta bu hadisin birini aktaran sahabe bizzat kendisi felce uğruyor ve bu hadisin doğru olmadığını kendisi bizzat yaşayarak tecrübe ediyor. Ve bunu görenler de var çevreden, şaşırıyorlar. Sen bu hadisi aktarmıştın, ne ayak. İki rivayete göre birincisinde diyor ki ya ben işte o niyetle okumamıştım falan diyor, kıvırıyor. Diğer bir rivayette de ben öfkelenmiştim, o gün okumamıştım deniliyor. Muhtemelen ikinci, üçüncü rivayetler sonradan uyduruluyor. Hadis çelişkili olduğu için Muhammed'in sözüne zeval gelmesin, Muhammed'in sözünün doğru olmadığı ortaya çıkmasın diye bunlar yapılıyor muhtemelen. Neticede günümüzde birçok Müslüman bu duayı okumuyor. Kimisinin başına bir şeyler geliyor, kimisinin başına bir şeyler gelmiyor. Yani çok kötü şeyler geliyor kimisinin başına. Kimisinin başına daha az kötü şeyler geliyor. Kimisi 90 yaşında ölüyor, kimisi 30 yaşında ölüyor, kimisi bebekken ölüyor. Dolayısıyla bunların bu tür dualarla hiçbir alakası yok. Kaderle de alakası yok, tanrısallıkla da alakası yok. Bunlar tamamıyla kişinin şansına ve yaşam kalitesine bağlı şeyler. İnsan nasıl yaşıyor, kendisine bakıyor mu? Dikkatli mi, tedbirli mi? Tabii ki bunun yanında şans faktörü de söylediğim gibi çok önemli. Bu konular bunlarla ilintili arkadaşlar. O yüzden öyle duayla falan hiçbir şeyden korunamazsınız. Ve bu hadis bize Muhammed'in kendi sözünün bizzat sahabe tarafından yalanlandığını kendi yaşantısıyla ortaya koyuyor. Her ne kadar kavurmaya çalışsa da o sahabe. Yani Muhammed'in o dönem bile söylediklerinin doğru olmadığını sahabeler bile tecrübe ediyorlar. Ama tabii ki korku var, baskı var. Bunları bir şekilde kıvırarak tolere etmeye çalışıyorlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir başka yayında görüşmek üzere. Hoşça kalın.